Şimdi seneye başkan bu serdiğimizlerin satışını da yapacağız. Zaten muhtarlar bizden talepleri şey. Toplamda şu an hazır. Şimdi evet güzelce planlayın. Eskiden tamam bu iki sene. Hepsi 4 tane mi pencere var? 9 tane başka. Bu tarafta değil mi? Hadi yedirsin. Şu taş duvarını da böyle. Pinoteks. Su hazırlıklar. Dağılıyoruz biraz. Program dahiline girersek önümüzdeki sene daha iyi gideriz dedik. İşte muhtarlar azaldı. Bu tarihi bir camimiz vardı. 350 senelik bir tarihi cami. Sağ olsun Çınar Başkanımız bu camiye el attı. 2 yıldır işte bu caminin tadilatı için son aşamada %90'ı falan yapılmış. Bütün emeği geçenlere burada teşekkür edeyim. Başta Çınar Başkanıma. Size de teşekkür ederim. Burada bulunan tarihi ve tescilli Hacı Bekir Camimiz var. Bu camimiz yaklaşık 350 yıllık bir cami ve gerçekten de harap olmuştu. Çok kötü bir durumdaydı. Bununla ilgili gerekli kurullardan izinleri aldık, projelerini hazırladık. Restorasyon ve restitüsyon çalışmalarını yaptık. Ardından da ihalesini yapmıştık. Yaklaşık 1,5 yılı geçti. 1,5 yıldan beri de buradaki restorasyon, yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Camiyi temelden çatıya kadar aslında tamamen yenilemiş olduk. Ortada geçmişe yönelik özellikle çizgilerin olduğu ve caminin şeklinin olduğu alanları da tekrardan vücut buldurduk. Şu anda çalışmalarımızda %90 seviyesinin üzerine geldik. İnşallah hedefimiz bu yıl itibariyle, yıl sonu itibariyle camimizi tekrardan ibadete açıp burada bulunan mahalle sakinlerinin hizmetine sunmak ve aynı zamanda da bizim bölgemizde olan diğer ki burayla birlikte Gözene mahallemizde de yine camimiz ve tarihi tescilli olan çeşmemiz var. Onların da restorasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Tarihe, geçmiş kültürümüze, özellikle de atıl kalmış geçmişten günümüze kadar ayakta duran eserlerimizi bir bir bulup halkımızın kullanımına tekrardan kazandırıyoruz. Bu kapsamda da özellikle Yeşilyurt Kentsel Tasarım Projesi, Yeşilyurt'taki yeni restorasyon alanı, Lezzet Caddesi ve özellikle de Kent Konağı, Kent Belleği Müzesi, Gastronomi Müzesi, Kahve Müzesi, Yeşilyurt Tekstil Müzesi, Yeşilyurt Butik Otel, yine Yöresel Ürünler Restorantı ve Gastronomi Merkezi gibi bu şekilde restorasyonlarını yapıp da halkımıza kazandırdığımız birçok eserimiz var. İnşallah bu faaliyetlerimiz de artarak devam edecek. Çünkü tarihe saygısı olmayan bir milletin gelecekten de beklentisi olmaz. Tarihimize hem sahiplik edeceğiz hem de onları koruyup gelecek nesillere de aktaracağız. Beyaz çimento yok. Çimento yok içerisinde. Ne bu? Kireç var. Tatlı kireç başkanım.